Seda son haliyle birazcık Gülşen olmuş. Birazcık Demet Şener olmuş. Songül Karlı'ya benzetilmiş. Songül Karlı Ajda Pekkan'a olmuş. Benzetilmiş. Selin Ciğerci olmuş. Böyle bir karma, ortaya bir şey var böyle. Yaş ilerledikçe vücut kendiyle hesaplaşmaya başladığı yerde en büyük deformasyonları bu oynanan yerler yapacak ve bunların bir daha tedavisi yok. Değişimiyle de olay yaratan, kıdırganı Seda Sayan estetik bağımlısı mı oldu? Olmuş, hayırdır sana ne olmuş? Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası kimsenin ekmeğiyle oynamadım açıklamasıyla son halini gözler önüne seren Seda Sayan'ın dünden bugüne büyük değişimi geliyor. 50 kere söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bir daha da sormasınlar. Değişmiş geldin gözüme, onu diyordum olmuş. Hayırdır sana. Bu gibi Seda Sayan da yıllar içerisinde büyük değişimler geçirdi. Sayan'ın şöhretinin ilk yıllarındaki haliyle şu anki görünümü arasındaki farklılık sık sık gündeme geliyor. Zamanlar yakın dost olan Demet Akalın'la Seda Sayan'ın arası bozuldu. Akalın'ın sabah programının Sayan nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Seda Sayan, kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da şeklinde konuştu. 50 kere söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Anladınız mı? Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası konuşulmaya devam eden şarkıcı açıklamaları kadar yüzündeki değişiklikle de dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Fransız askısı adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan ardından burnuyla dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de dudak liftingi yaptırmıştı. Sayan son halini kimsenin ekmeğiyle oynamadım açıklamasıyla kendi sosyal medyasından gözler önüne serdi. Ben hayatım boyu kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bunu bilen gayet iyi, bilmeyen de öğrensin. Takipçileri yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan'a Ajda Pekkan konuşuyor sandım. Kendine ne yaptın ablam ve Seda Sayan nerede şeklinde yorumlar yaptı. Güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Seda Sayan geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşının doğum gününe katılmış, geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu. Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağmıştı. Bir takipçisi Kinder 63 yaşında yazınca Sayan'dan cevap gecikmemişti. Yok 75 tatlım. Ah geceler, sensiz geceler. Gelin ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın dünden bugüne değişimine hep beraber göz atalım. Sensizliği yaşarken nerelere gideyim? Bir kez nikah masasına oturan Seda Sayan ilk evliliğini 1987 yılında yaptı. İlk eşi Rıdvan Kılıç'tı. Seda Sayan bu fotoğrafta birlikteliğinden Oğulcan adında oğlu dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı 1995 yılında Sinan Engin'den boşandıktan sonra değişim geçirmeye başladı. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sayan 25 Ağustos 1998'de Soner Yapıcık'la evlenmişti. Bu dönemde Sayan uzun ve sarı saçlarına veda etmişti. Bir kere olsun tam sırası, evleneceksen gel. 2001 yılından itibaren uzun süre sabah programı yaparak ekranların önünde daha çok gözüken Sayan bu dönemde estetik operasyonlarına başladı. Kahve. Seda Sayan'ın daha önce kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnuyla dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de dudak liftingi yaptırmıştı. Değişmiş geldin gözüme, onu diyordum olmuş. Hayırdır sana ne olmuş? Evet, yaptığı estetikleri kendi sosyal medyasında da bizzat uygulanırken paylaşan tek isim. Evet, dün Demet meselesini konuşmaktan bu konuya çok böyle fırsat olmadı. Hı-hı. Seda son haliyle birazcık Gülşen olmuş, birazcık Demet Şener olmuş.
Songül Karlı'ya benzetilmiş, Ajda Pekkan'a benzetilmiş. Selin Ciğerci olmuş, böyle bir karma ortaya bir şey var böyle. Hani ondan da koy, bundan da koy ortaya durumu oluşmuş. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu anlamıyorum. Seda'nın çok güzel bir yüz çehresi vardı ben zaten. Yani bundan önce estetik yaptığım birçok kişi. Bence kullandığı uygulamanın da burada etkisi var. Bu bir filtre. Biliyorum bu filtreyi. Birkaç arkadaşım daha kullanıyor. Yüzünü tanımlıyor ama bambaşka bir şey yapıyor. Hollywood ya seçenekli bir paylaşım. Çene ve ağız yapısı çok değişmiş mesela. Bu yanaklarını falan içeriye çektirip çene biraz şurada daha aşağı çıkınca. Şurada neredeyse 19 yaşında gibi olmuş değil mi o ameliyattaki yani hali? Yani tabii ki ihtiyaç duyduğu için yaptırmıştır. Sadece güzelleşim düşüncesi içinde değildir ama hani ben bu kadar çok fazla oynanmasından yana değilim. Özellikle yüz hatlarıyla, yüz yapısıyla. Hadi yani zayıflama işlerine arada bir hani kaş kaldırma işlerine falan ya da ne bileyim işte minik burun veya dudak dokunuşlara çok değil ama böyle bu kadar net, keskin değişim bana göre yersiz. Farklı yani Seda'nın bile ihtiyacı yoktu ya. Herkes Seda almak istiyordu. Songül Karlı ilk yüzünü yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. Millet bas bas bağırmadı mı Seda'nın eşi benzeri olmuşsun diye. Ceylan bir ara idol olarak seçmişti. Neredeyse artık hani Seda'nın ikizi gibi dolaşacaktı. Hı hı. Ya Seda kendisine çok benzeyen insan oluştuğu için çok sıkıldı. Bir başka çehreye geçeyim dedi. Yani kendini görmekten çok sıkıldı etrafında. Ama bu değişimde böyle birazcık çok kokteyl olmuş. Dediğim gibi bakıyorum mesela ciddi bir Gülşen algısı var. Biraz Demet Şener havası var. Hani bir bakıyorum böyle bir ufaktan uzak mesafede Selin Ciğerci havası var gibi Seda'da bir şey var. Hı hı. Farklılık var. Yani tabii ki hani kişi kendinden mutluysa yaptırsın tabii da canım. Ama belli bir ölçüden sonrası da bence çizgiyi aşıyor. Ya şunu unutmamak lazım Esra. Yapılan bütün işlemler vücudun kas yapısıyla da oynanan şeyler. Yaş ilerledikçe vücut kendiyle hesaplaşmaya başladığı yerde en büyük deformasyonları bu oynanan yerler yapacak ve bunların bir daha tedavisi yok. Yani daha yapılacak Ajda bir şey yok. Ajda Pekkan da çok farklı gözüküyor ekrandan evet. Yakından. Gördün mü bilmiyorum da. Ben birkaç kez denk geldim. Ki ben Ajda Pekkan'ı hep beğenirdim. Ajda Hanım ben tanıdım tanıyalı. Yani muhabirlik dönemlerinde de Ajda Hanım'ın o güzel görünme isteği şey yapardı. Mesela televizyon programına gidecekse o zamanlar filtrelerde yok televizyonlarda. Hep vardı şehir efsanesi çorap geldiriyormuş. Tabii tabii yani bu efsane değil mesela ben fotoğraf çekerken de bilirim. Rahmetli Ayşe abla hemen çantasından çıkartır verirdi mesela filtre gibi. Lastikle de objektifin kenarına sarardık onu. Aman, yarın bunu istiyorum yayına çıkmadan. Ama bir çorabını yani, ben getireceğim. Gerçekten güzel gösterir. Şimdi bizim bu uygulama... Niye biz yapmıyoruz o zaman? Uygulamalar ama şimdi artık teknik çok gelişti. Masalarda hayır, var bunlar. Hayır şuna yaparız da şu masalarda var. O dönemler yoktu mesela. Özellikle TRT kameralarında TRT'nin yapacağı müzik eğlence programlarına gittiğinde TRT kameralarının onun bir de şeyi de var. Numarası da var. Bakardım şeyden. Onları mutlaka koydurur böyle vardı. O zamanki Ajda Pekkan'ın şeylerine bak görüntü böyle hafif flu gibidir. Böyle onun şeyleri. Yani çok hatların belli olsun evet. İstemiyor demek ki. Ben hafta sonu klip çekeceğim bu konuyu bir düşüneyim bakayım. Belki ben de öyle yaparım. Ama şimdi teknik çok gelişti. Masalarda tabii, çok tabii. Var ya. Yani evet. Montaj masalarında falan artık bunların programları var. Çok aşılmış şeyler var. Neler yapıyorlar? Şu küçücük cep telefonlarına bile indirdiğimiz programlarda ne efektler var? Evet evet bambaşka yapıyor. Valla ben de ister istemez kullanıyorum. Çünkü bazen sen deminkine şey mi dedin? O meşhur bir yüz değiştirme programı var. Onunla evet, mı biraz evet, o yüz değiştirme programının video versiyonu var. Hmm. O böyle yapıyor. O yüzden herkes de kullanıyor onu. Beğeniyor. Güzel olmuş mu peki? Ne olur? Ben hayır beğenmedim. Ben de ya. Beğenmedim. Yani açıkçası. Hani şu hali yani, daha iyi. Bence de. Çok daha farklı. O son videodaki hali ben de beğenmedim. Ama işte artık göz yanılıp kendini öyle mi görmek istiyor o kısmını bilemiyorum.